Sayın seyirciler, sanat diyeceğiz. Çünkü gerçekten hasret kaldık. Müzede gezmeye hasret kaldık. Son birkaç gündür elbette geziyoruz ama o kapalı kaldığımız sürede tiyatroya, operaya, sinemaya, müzelere, öğren yerlerine, tarihi yerlere pek çok yere hasret kaldık. Artık yavaş yavaş gidebiliyoruz oralara yine tedbir çerçevesinde. Şimdi size bir müzeden bahsedeceğiz ki bunun Türkiye'de başka bir örneği yok. Bir buz müzesi. Eserler buzdan yapıldı ve ışıklarla renklendirildi ve ortaya gerçekten çok muazzam görüntüler çıktı. Ve bir konuğumuz var. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Bulat. Skype bağlantısıyla karşımızda. Hocamızla müzeyi konuşacağız. Nasıl gerçekleştirildi, neler yapıldı ve müzenin özellikleri neler, bunları soracağız. Hocam hoş geldiniz, günaydın. Günaydın, hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Biz burada Erzurum'da 15 Temmuz konulu Atabuz Müzemizin açılışını yaptık. Hı hı. 30 yıllık bir hayalin ürünü olarak çok mutluyuz. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Buz heykel müzesi olarak profesyonel bir müzeye sahip olduk şu an. Türkiye'de örneği olmayan. Kaç yıllık hayal dediniz hocam? 9? 30 yıllık. 30 yıllık. Evet. Hocam epeydir aklınızdaymış böyle bir müze projesi. Şimdi hocam aslında bu müzeye dair konuşacak çok şey var alışkın olduklarımızın çok dışında. Hatta bazen böyle buzdan eserler, kardan eserler görüyoruz ama birkaç günlük sadece. Şimdi burada nasıl zahmetli bir yoldan geçtiniz? Bunu soracağım. Kaç kişi çalıştı? Ne kadar çaba sarf edildi mesela? Evet. Biz 90'dan itibaren ben Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim, Eğitim Fakültesi'nde asistan oldum. Orada resim bölümünü kurduk, heykel bölümünü. O yıllardan itibaren falan dökende biz dağda kar heykel etkinliklerini başlattık. Kar öğrencilere yönelik kar yarışmaları yaptık. Hı hı. Burada tabii o zamanki rektörümüz Erol Oral'dı. Dekanımız da rahmetli Şerif Aktaş'tı. Aa. O dönem kayak hocası olan Şenol Mızrak geldi bize. Kore'de bir kar heykel, buz heykelle ilgili video gösterdi. Dedi ki falan dökende de böyle bir etkinlik yapmamız mümkün mü? Biz onun ilk deneyini Palandöken Oteli'de, Dedeman Oteli'nde Palandöken'de gerçekleştirdik ve bunun olabileceğini görünce Kültür Müdürlüğü, belediye, üniversite ortak ilk kar yarışması etkinliğini başlattık. Daha sonraki yıllarda her sene geleneksel olarak bu devam etti. Türkiye'deki üniversitelerden öğrencileri davet ederek yarışmaları genişlettik. Uluslararası boyuta götürdük 2007-2008'lerde. Daha sonra kent, belediye, kent meydanlarında kış Winterfest buz kar heykeller etkinliği yaptık. 2017'de Eyüp Sokağı yaptık bu kış oyunlarına yönelik. Orada da rektörümiz Profesör Doktor Ömer Çemek Çomaklı hocamız bize bir talimat verdi. Dedi ki Erzurum'un bir buzdan kardan heykelini yapın ve insanlar gelsin bu şeyi görsün, eski kültürümüzü. O dönemde biz 1,5 ay sürede yapay karlar, gerçek karlar kamyonla taşıyarak kampüs alanı içerisinde yaklaşık iki dönüm üzerine 2000 metrekareden daha bir mekan üzerine Erzurum'un tarihi, Çivite Minare, Yakutiye Müzesi, hamamları, kalesi, Erzurum evleri, tarihi şeyde kullanılan malzemeleri buz ve kardan yaparak yaklaşık 30 kişilik bir ekiple 1,5 ayda gerçekleştirdik. Bunun üzerine bizim işte 30 yıllık hayalimiz olan Buz Heykel Müzesi'nin, Atabuz Müzesi'nin orada şeyi harekete geçti. Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı destekli, KUDAKA, Kalkınma Ajansı destekli ve Atatürk Üniversitesi Rektörü desteğiyle o zamanın işte siyasi milletvekilleri olsun, Erzurum'un belediye başkanı ve valisi, rektörümüz, sayın rektörümüz Uşe destek vererek bu projemizi 2 yılda son yani 18 aylık sürede hayata geçirdik. Bizim Güzel Sanatlar Fakültesi'nin arka tarafında yaklaşık 400 metrekare bir -5-10 arası mekan soğutmalı bir sergi mekanımız var. Balkon 2 katlı. Orada buz üretim yerimiz var. Buz üretim makinelerimiz yurt dışından çok pahalı olduğu için biz bunu Ankara Ostim'de ürettirdik. Yani biz buz makinesi yaklaşık yurt dışından 60 bin euroya mal olurken biz 25 bin lira gibi bir ücrete çok uygun bir şekilde orada 8 tane makine ürettik.
Her makine iki tane buz kalıbı, şeffaf buz, 10 günde yaklaşık. Her buz kütlesinin ağırlığı 300 kilo ağırlığında. Üreterek yaklaşık 80-100 yakın blokla biz buz müzemizin 15 Temmuz'da açılması için 20 kişilik bir ekiple, yani lisans, yüksek lisans ve akademik hocalarımız birlikleriyle bu şeyi gerçekleştirdik, proje bizi. Konu Erzurum, ice, men ice, yani eski Türklerde bir araya gelme, birlikte olma, bir şeye karşı koyma anlamından yola çıkarak bizim daha önceki yıllardaki yaptığımız bu şeyi devam ettirerek buzda bu sefer yaptık. Orada işte o gün 15 Temmuz'da şehit olan Ömer Halis Demir'i, halkımızın direnişini gösteren, tankın önüne atan figürler, kompozisyonlar, köprüdeki direnç gösteren halkın kalkışmaya meclisi, Atatürk'ün Anıtkabir'i, orada birçok kompozisyonlarla eski köklerimizi anlatan kültür gün anıtıyla kompozisyonlar yaklaşık 19 tane buz heykel oluşurduk. Bunların yaklaşık 15 gün sürede yontuldu buzlar. 3 aylık bir sürede toplantılarla bu projeler maketlendirildi, yani tasarımlar olgunlaştırıldı. Ve 15 Temmuz günü müzemiz açılışa hazır oldu. Işık, ses ve görüntü de oldu bu müzede tabii açılışta. O zaman o anki 15 Temmuz gecesini anlatan ses efektleri vardı. Silah sesleri, bomba sesleri, uçak sesleri ve Cumhurbaşkanımızın o konuşmaları da görüntü olarak yansıtıldı. Ve sis vardı. Müthiş bir sis arasında buz heykeller, ışıklı 15 Temmuz konulu heykeller izleyiciyle buluştu. Yani çok olumlu bir tepki aldı. İnsanlar o mekana girdiğinde dışarısı 35 derece, 40 derece sıcak, içeride eksi 7-8 derecede karşılaşarak o sergimizi gezdiler. Şu an sergimiz açık halka, dışarıdan ve şeyden bayağı bir turist de geliyor. Gezmeye devam ediyorlar. Aynı şeyle devam edecek. Okullar açılana kadar biz devam etmek istiyoruz. Öğrencilerimiz eğitime başlama döneminde de bu müzemiz açık olsun. Ama bu müzemizin tabii ki ileriki şeyde çok büyük şey olacak, etkinlikleri olacak, ulusal uluslararası. Örneğin Erzurum'un kurtuluşu, 23 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, 30 Ağustos'a yönelik Çanakkale, Sarıkamış şehitlere yönelik. Burada sürekli projeler yapacağız buzdan. Onları yapacağız, gelecek kuşaklara aktarmak için etkinlikler yapacağız. Uluslararası sanatçıları çağıracağız buraya, buraya Harbin'den, Çin'den, İsveç'ten gelmek isteyen bu işin profesyonel sanatçıları var. Bunlarla da bir işbirliği yaparak bizim bu Anadolu'muzu, Türkiye'mizi ve Erzurum'umuzu, Atatürk Üniversitesi'nin marka, yeni nesil Atatürk Üniversitesi'nin tanıtımına katkı sağlayacak. Hocam, anladığım şu ki müze duracak ancak eserler değişebilecek. Evet. Yani eserleri biz, müze sürekli açık olacak. Konseptler olduğunda eserlerimiz değişecek, yani yeni eserlerle, yeni konseptle halkımızla buluşacak. Yani izleyicilerle buluşturacağız. Hocam, kullanılan malzemeler de çok enteresan. Tabii ana madde buz ama onları yontmak için ve şekillendirmek için ütü falan kullanılıyor galiba. Evet. Alışkın olduklarımız çok. Yani odun testeresi kullanıyoruz. O buz 300 kiloluk kalıptan çıkarttıktan sonra vinçlerle, kaldırıcı ve portiklerle onları kesiyoruz. Odun testeresi gibi testerelerimiz var, yine Amerika'dan gelmiş. O testerelerle biz buzları geometrik şekilde sokuyoruz. Sonra o kütleye erişmek için de birbirine suyla ve ütüyle yapıştırarak büyük kütleler elde ediyoruz. Yani işte 1 metreye 50 santim, 50 santim çıkan kütleleri biz istediğimiz gibi 3 metre, 5 metre boyutunda boyutlara getirebiliyoruz. Sonra onu testere ve diğer yontu aletleriyle, taş gibi bir malzeme düşünün bunu ya da ahşap gibi, buzdan ama şeffaf ve arıtılmış su kullanarak orada üflemelerle şeffaf buz elde ediyoruz. Renkli buzlar denemelerimiz var. O buzlarda da biz yapacağımız 3 boyutlu tasarımları gerçekleştiriyoruz. Herkes girebiliyor değil mi hocam? Tüm Erzurum halkı, Erzurum dışından gelenler gezebiliyor müziği. Tabii ki. Yani bu şeyi Türkiye'de bir ilk olduğu için sosyal medyada bize yazıyorlar. Diyorlar ki o müzede bizim de eserimiz olsun, biz de gelelim. İşte İran'dan, Kafkasya'dan, işte Çin'den, Kuzey Kore'den bize yazıyorlar. İşte hocam biz de oraya davet edin, biz gelelim heykel yapalım, biz de sizleri davet edelim gibi teklifler geliyor bize. Peki hocam, şimdi ziyaret edecekler için
bir tedbir gerekir galiba. Çünkü oraya tişört ya da gömlekle gitmek olmayacaktır. Eksi 5 dereceden bahsettiğiniz sabit bir sıcaklık, eksi 5 derece. Ve montla mı gitmek lazım? Nasıl hazırlanmak yani lazım? Yani oraya bir mont veriyoruz biz girişte tabii ama oradaki montu kullanmak istemeyenler kendi montunu, hani böyle kayakçı montu gibi mont veriyoruz. Atatürk Üniversitesi'nin. O montla dolaşıyorlar. Ve zaten oradaki tabii ki biz eksi 25'lerde biz Eyüp Sokağı'nı yaptık. Eksi 25'lere göre burası o kadar bize soğuk gelmedi yani. Biz o ortamda çalıştık o eksi 7 derecelerde. Eksi 25'lerde biz gece 12'lere kadar Eyüp Sokağı'nı oluştururken çalıştığımız için bu soğuklar bize çok etkili olmadı o işi yaparken. Bir de Erzurum soğuğu sever hocam. Erzurumlar alışkındır ama Erzurum dışından gelecekler için o kadar bir soğuk biraz etkileyici olacak. Evet, Erzurum tabii ki kış kenti. Erzurum'un ama soğuğu çok etkili değil. Yani kuru bir soğuğu var. Hı-hı. Deniz kenarındaki nem gibi soğuk değil. Onun için de eksi işte 20'lerde, 30'larda, 40'larda dışarı çıktığın zaman üşümüyor, üşütmüyor seni yani o kuru bir soğuk. Temiz bir havası var. O soğuğun yani insan sağlık ciğerlerine nefis bir oksijen geliyor. Onun için Erzurum'un yani soğuğu, ben Akdeniz'deki soğuk gibi, İstanbul'daki soğuk gibi o soğuk görmedim yani. Orada kemiklerine işleyen bir soğuk var Karadeniz'de. Kışın. Ama Erzurum'da öyle soğuk çok şey değil, etkili değil. Hocam peki eserleri yapanlar öğrenciler, akademisyenler mi, dışarıdan heykeltıraşlar mı? Evet, şimdi benim burada 90'dan itibaren öğrenci yetişmeye başladığımı başta konuşmamda söylemiştim. Oradan benim mezun olan ilk mezunlardan ve sonraki mezunlardan işte bunlar Kars'ta Hanifi Zengin orada hoca, öğretim görevlisi. Muş'ta Erhan Karadağ öğretim görevlisi. Bitlis'te Fuat Kaplan, Nihat Kaplan kardeşler öğretim görevlisi. Bayburt Üniversitesi'nde Gökhan Taş öğretim görevlisi. Bizde Caner Şengünat öğretim üyesi. Halil Taşkesen öğretim elemanı. Önder Yağmur öğretim üyesi. Yani Serap Bulat ve bizim lisans üstü doktora yapan öğrencilerimiz Muhammed İşçi. Yani 18 kişilik bir ekip. Burada lisans öğrencilerimiz de vardı. Yani bu işte çalışan. Usta çırak, bizim eğitimde biliyorsunuz usta çırak geleneği vardır. Lisans öğrencileri de o doktora yapan öğrencilerin ya da hocaların yanında yetiştiler. Onlar da hem yardım ettiler bu ekibe hem de heykeller yaptılar. Yani bu profesyonel bir ekip. Yani 2000 şeyden beri ya 92'den beri karla, buzla haşır neşir olan bir ekip. Yani çok tecrübeli bir ekip var. Bu ekiple biz Sarıkamış anıtını da yaptık örneğin Köprüköy'e 2008'de. 150 ton mermer yontarak oraya Sarıkamış'ta şehit olan askerlerimiz arasında mermerden, Muğla mermerinden büyük bir anıt kompleksi yaptık. Yani bu ekiple biz 2010 oyunlarında iki defa uluslararası sempozyum yaptık. Yabancı sanatçıların da katıldığı. Adıyaman Üniversitesi'nde Nemrut heykelleri yaptık. Bu ekiple çok büyük projeler gerçekleştirdik. Türkiye'nin belki de şu an yetişen ekip, böyle bir güçlü bir ekip yok. Yani bu kadar donanıma sahip. Hocam ekibiniz ve size çok başarılar diliyoruz. Müzenin tabii ki devamını bekliyoruz. Güzel de görünüyor görüntüleri. Başka etkinlikler, başka bir faaliyet olduğu zaman da yine ekranlara getireceğiz. Çünkü görüntüler gerçekten güzel. Tabii gidenler için de görme fırsatı olursa o bambaşka bir güzelliği sunmuş olacaktır müze ya da Erzurum o ziyaretçilere. Çok teşekkür ederim. Bekliyorum tabii ki. Sizleri de bekliyorum buralara misafiriniz olun gelin. Biz ayrıca Güzel Sanatlar Fakültesi yetenek sınavlarına Türkiye'mizin her tarafından genç öğrenci adayları bekliyoruz. Burası çünkü Türkiye'nin ilk 5 arasına girmiş bir fakültesi, 5'i arasına girmiş bir üniversitesi. Çok müthiş bir olanakları var. Atölye olanakları, hoca olanakları Orta Doğu'nun ve Asya'nın en büyük fakültesine sahibiz şu an. Bizim işte İstanbul'dan gelen hocalarımız gördüler, atölyelerimizi gezdiler ve o donanımdan çok etkilendiler. Bir de bizim 500 eserlik bir modern sanatlar müzemiz var. Burhan Doğan Çaylar'a tutun da Türkiye'nin ünlü sanatçılarında ve yabancı sanatçıların eserlerinin olduğu bir koleksiyonumuz da var. Ankara'dan doğusunda böyle bir koleksiyon yok hiçbir üniversitenin. O zaman Erzurum'a geldiğimizde görecek epey bir şey var. Evet, sadece yani sizi misafir ederiz. Üniversitemizi size anlatırız, görürsünüz. Yani çok etkilenirsiniz. Türkiye'nin en büyük kampüsüne sahibiz. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Yolunuz açık olsun.
Size de iyi yayınlar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sayın seyirciler, konuğumuz Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Bulat'tı ve Türkiye'nin ilk buz müzesinden bahsetti hocamız bize. Ve 30 yıllık bir hayal, 2 yıllık bir çaba sonucu gerçekleşti. Müze duracak, eserler değişecek. Yollar açık olsun diyelim Sayın Bulat hocamızın ve diğer emeği geçen herkesin. Ve bizler de bu bağlantının ardından programı kapatıyoruz. Programda emeği geçen herkes adına hepinize güzel bir gün diliyorum. Yeni bir haftanın ilk gününde, ilk saatlerinde burada olacağız yine pazartesi sabah görüşmek dileğiyle. Temennimiz güzel bir sabaha ve haftaya başlamak. Hoşça kalın, mutlu hafta sonları.